Sevgililer günü gecesi mi patladı olay? Hem de büyük patlama abi. Bayağı Big Bang yani. Ya Deniz bütün gün benden sürpriz beklemiş. Akşam terasa çıkıyor, şöyle bakıyor. Romantik bir sofra. Deniz bahsetti. Ne yapmış sonra o gece? Açılay'la müzik dinlemeye gitmişler. Keşke! Yalan olmuş her ne varsa. Bu şehirde sevmek hata. Doğrusuyla, duygusuyla yaşanmıyor aşk. Çok havanlaştı buralar ya. Kalsak mı? Aa, boş ver. Deniz ertesi sabah bana geldi. Bitti dedi. Tek kelime. Yok. Ya kadın kısmı ilişkiyi işkencesiz öldürmez abi, biliyorsun. Bayağı saydırdı yani. İlk günden bugüne öküzlük tarihçem ve hıyarlıklarımın almanak olarak kronolojik sunumu. Böyle aniden fork diye ağlasam durumu kurtaramıyorum ki ya. Bu oyuncular nasıl ha deyince ağlıyorlardı ya. Terastan atlıyor numarası yapsam. Ya dur demezse. Oha! Bağırırken amma büyüyor bunun burun delikleri. Birer fındık yer ha. Bunu söylesem, birlikte gülsek. Sonra el ele ufka doğru yürüsek. Bak iki fındıkla her şeyi çözdüğümüz ha. Allah belanı versin. Senin hayallerinde meymenet yok ya, gerçeğinden de bekliyorsun. Aslında biliyorum, seviyorsun. Ama yeterince sevmiyorsun. Şu kadar az kalıyor. Bir parmak eksik. Ve o bir parmak eksik var ya Rıza. İşte o benim hayatım. Oo, ağır laf sokmuş. Laf sokma değil abi artık bu. Hani radyoaktif serpinti. O terasa çıkan üç nesil iflah olmayacak. Üç nesili bırak da sen ne olacaksın? Ben... Artık nihayet eve atom bombasını atacağım galiba. Bak. Ay Gülistan ablacığım, bu düğün işi çok uzadığından ilk davetli listesindeki genç misafirler zaman içinde yaş aldı. Orta yaşlılar geriatrik oldu. Yaşlılar inşallah nikahın sonunu görür. Ya baktım baya baya benim düğünüm konuştu ya. Ama ben öyle dışarıdan seyrediyorum. Dolayısıyla somon, brokoli, badem. Böyle anti-aging temalı bir menü yapalım diyorum. Değil mi Rıza'm? Masaların göbeğine de çiçek aranjmanı değil, tansiyon aleti koyalım. Belki lazım olur. Kendine yabancılaşmışsın yani. Abi, böyle bayağı dışarıdan bakıyorum ya. Lan yazık diyorum, her süs bitkisi gibi kendi hayatının deve tabanı olmuş, farkında değil. Ya bu çok büyük kararlar nasıl verilir Ahmet abi ya? 18 yaşında hayatta ne yapacağım diye düşünürken bir gün güzel manzaralı bir yerde bağdaş kurup oturmuşum. Baktım karşımda evler, ışıl ışıl pencereler, kutu kutu
Dedim bu kadar kutunun içinde kaç kişi mutludur acaba? Düşündüm. Kafasına göre takılan adam daha bir kral bakıyordur penceresinden şehre, değil mi? Kutu mutu. Kendi senaryomu kendim yazdım. Kendim oynuyorum diye düşünüyordur herhalde. O gün karar verdim. Kimseyi dinlemeyeceğim, oyuncu olacağım diye. Ya, değil mi? Sonra? Sonra para, pul, şöhret. Gördüğün gibi zirvedeyim. Ben niye sana danışıyorum ki Ahmet abi ya? Başka arkadaşın yok. Ondan değil mi? Manzaralı yer, bağdaş. Olaya o şekilde gireceğiz yani ha? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Aşk, aşk, tamam.